Şimdi kategori ekleme için yeni bir tane, daha doğrusu vardı gerçi sayfamız. Adminin altında, kategorinin altında create or update anlamında makale ekleme ya da güncelleme şeklinde bir kısım vardı. Buraya bir form koyarak başlayacağım. Fakat kartla başlamamız gerekiyordu. Kartın içerisinde bir yapı olması gerekiyordu ki şöyle bir formlarından bir tanesine bakalım bence. Basic form diyor. Basic formdan şu bize uygun gibi. Bakalım yine. Uygun gibi ya. Bunu alalım. Şu kısmı. Şöyle. Body, kart değildir. Kart. Bizimkisi gene kartın içinde. Yani biz kart yapısının Evet. içinde kullanacağız. Şu example container demiş. Bakın etrafını çizerek getirmiş diye düşünüyorum. Şurası example code demiş. Şunu silersem şöyle bir görüntü elde ederim. Bence hoş. Şu karttan itibaren alıyorum. Copy element dedim. Yapıştırdım. Bir gidelim makale eklemeye. Geldi mi gelmedi mi? Kategori eklemeye pardon. Geldi. Başarılı. Bence fena değil. Benim kart komponentim zaten vardı. X kart dedim. Kartın içinde de slotlarım vardı. Header'ım. Header'ı bir serbest bırakmıştık diye hatırlıyorum. Ne gönderirsek onu alıyordu. Biz yine H2 yollayalım oraya. Makale ekleme desin. Şurası da body kısmı. Body'mizin içine de buraya atacağız. Artık buna gerek yok. Bir daha bakalım. Görüntü tamam geliyor hala. Bir sıkıntımız yok orada. Bu arada etrafı çizgili olsun diye bu example container'ı kullandık. Yani böyle bir hoşmuş görüntü. Şimdi burayı küçültelim. Şöyle bunun hemen içerisine gelip bir form elementi oluşturuyorum. Formun post işlemi yapacağı için CSRF'mi koyuyorum. Metodumun post olması gerektiği için postumu koyuyorum. Inputların artık hepsini içeri taşımam lazım. Şimdi gelelim buradaki bölüme. Benim kategorimin şu database bölümüne gidelim. Kategorinin name'i, sıla, statüsü, feature statüsü, description'ı, parent ID'si, order'ı falan bayağı bir alan var. Yani önce name, slug, description'la başlayalım. Şöyle. Bayağı uzun cluster'da şöyle küçülteceğim. Name olacak bunun varlığı. Required, o yüzden required'ı da koyalım yanına. Sonra şunları sileceğim artık. Onu kopyalayarak çoğaltarak çünkü ilerleyeceğim. Required değil. Girmeyebilir. Text araya koyalım bir tane. Tabi text araya orada ne var? Ona bakalım tasarımın içinde. Basic form'da yok. Gerçi aynısı olur ya. Ne olabilir? Bakalım nasıl görünüyor. Yani aynısı olacak zaten. Yani 3 aşağı 5 yukarı belli zaten orası. Description dedim. 5 satır olsa çok büyük olmasına gerek yok.
Placeholder ekleyelim bir tane. Text array'nin arasına girip enter'a basmayın, alt satır atıyormuş gibi görünüm verir. O yüzden bunu böyle yanında bırakıyorum. Bilginiz olsun. Kategori açıklaması. Name slug description order diyelim. Burası E harfi, bir şey almaz zaten. Sadece sayı alır. E de bir matematiksel karşılığı olduğu için E harfini alıyor, bilginiz olsun. Matematikte bir anlamı var çünkü Peki. onun. Bir de bunu bozmayayım, böyle kalsın. Number order dedik. Select koyacağız parent ID için. Bunlar kategoriler gelecek buraya. Yine bakalım. Tabii şu griliği veren neyse ona da aynı griliği verelim. Solid herhalde şu. Ya da border diyor gerçi bu ama. Bir verelim. Aynı görüntüyü alamadık. İkiye verdi. Nereye verdi? İkiye verdi ya. Yok ya, içine bir şey vermedi. Ne oldu bu griliği? Border kalınlığını veriyor. Şu background veriyormuş aslında ama. Tabii form kontrol, form kontrol solid border. Bizim verdiğimizde ne var? Form select var. O yüzden. Yani form Kontrol kontrol ile beraber verilince oluyormuş ama bu form select'i muhtemelen bozuyor. Dur. Dedim ama. bozdu. Yani bozdu ama bozmadı. Şurada sadece şey Ok gözükmedi. vardı, ok attı. Ok gözükmedi. Bakalım bizimkinin içinde yapmışlar mı öyle bir şey. Select. Yani direkt gözükmese de şu input gruplara bakalım. Başka yok mu ya şey select? Sanki vardı gibi hatırlıyorum da. Choose demiş ama. Yani arka planı birini yapıyorsun, birini yapmıyorsun. Çok mantıklı. Bizimkisi böyle kalsın ya. Ben çok önemli değil. Bastığımızda sonuçta değişiyor zaten yani. Üst kategori seçimi de geliyor. SEO keywords, SEO description. Şu text array'ın aynısını koyacağım ona. Onlara. Çoğunun ID'sini vermedik. Onu da bir yandan vermiş olalım. Buranın bir name'i var mı? Name'ini koymamışız.
Parent ID'ye denk geliyor çünkü. Order'ımız okey. Şimdi gelelim statüse galiba. Description'larımız oldu. User'ımız zaten giren kimse olacak. Sadece statüste feature statüsü. İki tane alan kaldı. Bunda yine basic formun içinde bir check vardır. Bunlar. Böyle yukarıdakini alıyorum. Bir önce bakalım nasıl görünüyor. Şu aralarını açarız. Default checkbox ile ilgili bence bir sorun yok. Sadece şunun select yani şuradakinin bir altlı arasını açmak lazım. Yani şu M ve SM diyor ya aralarını biraz açma anlamına geliyor diye tahmin ediyorum. Aynen. Arasını açtık. Şimdi bu check-in birisi statüsü olacak. Kategorinin açıklama yazalım yani yanına. Ya da böyle açıklama yazmayalım. Kategori sitede görünsün mü diye yazalım. Yani. Alt satır atamadık. Yani istediğim bir şey olmadı. Ya da bunu direkt yani böyle kalsın. Checklist'e statüsü aktif olacak. Şunları da sildim. Bu input'umun bir name olması lazım. Value'sunu öylesine yazıyorum yani bir değeri yok hani bir karşılığı yok. Öylesine bir alan yazmak. Çünkü bu giderken biliyorsunuz ya gidiyor ya gitmiyor. Bu value'nun bir önemi yok. Null olarak görmemek için göndermiştik. Daha önce kontrol yapmıştık zaten. Buna status dedim. Bunu bir daha böyle çoğalttım. Buna da feature status dedim. İkisinin ID'si aynı olmasın diye birisine status yine birisine feature status olarak verdik. For'larını da değiştirdim. Bizimkisi böyle bir işlem çünkü ana sayfada öne çıkarılacak. Bunu yaptığınız zaman. Şöyle alt alta ikisi doldu. Bir de en altına buton koyacağım şimdi bunların. Son görünümüne de bakalım var mı koydukları. Select 2 de varmış bu arada. Bu koyusu yok galiba. Aynen koyusu yine yok. Komponentlerin arasında kart, akordeon, direkt demek ki elementlerden butona bakacağız. Yani şunlardan alıyorum bir tanesini, yeşil olanı. Koyalım. Var mı bunun içinde kollu bir şey yok. Şimdi bunu birazcık daha büyük gelmesini istiyorum. O yüzden Vtr 100 diyelim. Bir de yukarı ile arasını açalım. Margin tab. Vt 5. Bir de araya bir çizgi atacağım. Aralarında bir çizgi oluşsun. Tabii bu margin tab 5 o zaman çok oldu. Yani şöyle sanırım biraz daha iyi. Bir de kaydet yapalım. Şunu yazalım.
Bu gittiği zaman hangi ruta gidecek? Şu anda herhangi bir rutumuz yok tabii. Bir ruta yönlendirmem lazım. Şöyle web PHP'me geliyorum. Kategorinin create olan bölümünü çoğalttım. Aynısının postunu oluşturuyorum bu sefer. Create'e değil store'a gidecek çünkü oluşturma işlemi yapacak. Aynı name'i bir daha vermiyorum çünkü ikisinin de URL'i aynı olduğu için aynı name'i kullanabilirim. Tamam. Create kategoriye post olarak gidecek. Kategorinin içinde store diye bir metodumuz yok şu anda. Store. Request'ten request alıp bir DD ile basacağım önce. Çünkü daha kullanmamız gerekenler var. Sadece bir görelim. Her şey başarılı gelip gelmiyor mu? Onu bir görmek amacım şu anda. Fake filler'la bir dolduralım. Kaydet diyelim. Gitmiyor çünkü butonumuz submit değil. Ne diyor? Bu metot diyor. Get hit destekliyor ama post desteklemiyor demiş. Bakalım biz yaptık ama olmadı mı? Bir root clear yapalım. Yani görmemiş olabilir. Demin root'umuzu clear deyince geldi. Şu ana kadar işlemler başarılı. Yani bir sıkıntı yok. Fakat burada hemen şunu görmemiz lazım. Buranın içerisinde bir tane select var ve parent ID'leri alacak. Biz daha önce videolarda Sedat abiyle beraber yaptığımız sıralar parent olmayanları sadece koymuştuk ama o zaman sonsuz bir kategori sıralaması olamıyor. Hani alt ya yani üst kategorinin üstünün üstünün üstü olabilir. Yani her zaman sonsuza kadar gidebilmeli şeklinde ilerleyeceğiz. Bu sefer illa null olmasını beklemeyeceğiz parent ID'sine. Bütün kategorileri buraya getireceğiz ki onlardan istediğini seçsin ve kullansın. Şuraya geleceğim. Et for each diyorum. Categories, kategori değil categories çünkü kategorileri topluyor olacağım. As kategori diyeceğim. Arasına bir tane option'ı aldım. Şunları artık ihtiyacım yok. Value kısmına kategorinin ID'sini yazdım. Kategorinin kendisine de yani name'ine pardon name'ini de buraya yazdım. Tabii şu an yenilersem hata verecek çünkü şu an kategorist diye bir buraya bilgi yollamıyoruz. Böyle kısa yolumuz var mı burada çıkmış structure'dan. Create'in içinde kategorileri bir çekelim. Bize bütün kategoriler lazım dediğimiz gibi. O yüzden hepsini al ve yolla. Herhangi bir şart yazmayacağım. Daha önce yazmıştık o yüzden demin o uyarıda bulundum. Sonsuzu alamayacağımız için yapalım. Yani bir onu da görmüş oluruz ilerleyen durumda. Kategorisi aldım. Artık gelmesi gerekir. Tabii şunu get'le gitmem lazım. Bir sayfayı görelim. Bütün kategoriler şu anda gelmiş. Üst kategori olarak kaydedebilirim şu anki durumda. Store'umuzun içine geliyorum o zaman. Önce bir form request oluşturacağım bir tane ki bunların validation'larını yapalım. Burada artık request'leri kontrol etmeyeceğiz bunun için. Sizlerin de eliniz alışsın bu duruma. Yani her şeyi ilgili controller'ın içinde validate etmeyeceğiz. Kategori store request diyorum. Çünkü neden? Store yapılırken kontrolü yapacak request. Şimdi artık burası
Kategori store request'ten request alacak. Bunun içinde de ne yapacağız? Validate işlemlerini yapacağız. True diyorduk çünkü kontrol yapabilsin diye. Sonra biz bir name yolluyoruz. Name required bir alan olmak zorunda. Sonra bir Slack alanı gelebilir. Slack'ın kontrolünü burada yapmamamız lazım. Yani burada yaparsak datayla çok oynayacağız içerisinde. Bir datanın içine girip oynamak gerekir. Bunu controller'ın içinde şimdi check işlemini yaparız. Slack zorunlu bir alan değil zaten bizim için. Bizim için zorunlu alana bakalım bir. Burada status yani hiçbirisi galiba zorunlu değil. Orada da zorunlu değil. Yani bir tek name zorunlu. Ama burada yapacağımız tabii ki bunlar zorunlu değil ama bunların hepsini vereceğiz. Slack'a da veriyorum. Zorunlu olmamasına rağmen maksimum 255 karakter alabilir çünkü. Bunları geçmesini istemiyoruz. Bunlardan dolayı hata alabiliriz. Yani hata alırsınız da. Çok uzun bir yazı geldi. Hata alacaksınız bu hatayı almamak için. Burada kontrollerini yaparak ilerlemekte fayda var. Ama bakın required yazmadığım için zorunlu olmamış oldu sadece. Ama eğer geliyorsa 255'e geçmesin. Ne var? SEO. Normal description var dedik. Slack. Bu kadar. Bu kadar alan geliyor. Bunların da zorundan emin olduk. Şimdi diyelim ki bunu da yapmadığımız için göstermiş olacağım. Ben name'in required alanı için bir hata aldım. Bu hatanın bir mesajı olsun mu? İstiyor musunuz? İstiyorsanız geleceksiniz aşağıya. Public function messages diye bir fonksiyon oluşturmak gerekiyor. Burası da bir array dönecek. Aynı yukarıdaki nasıl array dönüyorsa array dönecek. Daha sonra diyeceksiniz ki name'in required özelliği için kategori adı alanı zorunludur. Bu mesajınızı vermek istiyorsunuz. İşte name'in max'la ilgili bir sorunu varsa en fazla 255. Şimdi burada da bir bölüm var normalde. Bu gelen attribute olmuş oluyor. Bu attribute'leri doğrudan burada yazdırabiliriz ama Türkçeleştirmek istediğimiz için onu yazdırmıyoruz ama yazdırsaydık şayet şöyle 2 nokta attribute yazdığımızda description alanı diye gelecek. Ama biz şu anda ne istiyoruz? Kategori açıklama alanı. Türkçeleştiriyoruz çünkü ve Türkçeleştirme bilmemizin sebebi şu anda dil dosyasını ellemeden yapıyoruz. Dil dosyasını elleyerek de yapabiliriz. Şöyle dil dosyamız artık gerçi nerede onu tam güncel halini bilmiyorum ama onu bir publish etmek lazım diye hatırlıyorum bu yeni güncel halinde. Eskiden normalde şu bizim resource'umuzun altına direkt geliyordu. Publish ederek ona da bakarız gösteririm. Nasıl yapıyoruz. Kategori SEO. Alanı da şimdi ben bunun bir hata alabilmek için işte 10 diyeceğim. Hepsini 10 diyeceğim. Ki bu hataları şu an öylesine bir görebilelim. Alıp alamadığımızı. Sayfayı bir yeniledim. Fake filler'ı yolladım. Şöyle biraz abartarak yollayacağım. Yolladığım zaman sayfaya geri atacak beni. Bakın hiçbir işlem yapmadı ve sayfaya geri atmasına hatayla beraber geldi. Ama hataları ben bastırmadığım için şu anda göremiyorum. Hataları bastırmak için de ilgili create update'in şu
İster bu formla aynı hizada, yani bunlarla aynı yerde yazabilirim. O yüzden if diyorum. Errors any. Herhangi bir hata varsa. For each ile beraber errorların hepsine dön. Error olarak dönsün. Bir tane alert görünümümüz yine olsun. Alert danger. Ve bunun ortasına da hatanın bir bilgisi var mı? Direkt error mu yazıyorduk? Bakalım. Hatırlayamadım yine. Şöyle fake filter bastım. Gönderdim. Tamamdır. Okey. Hataları ayrı ayrı her birisi için. Sen 10 karakteri geçtiği için aldık. Şimdi 10 karakteri geri alacağım. Hani hata oluşmasın diye. Request'in içinde 255'e geri çeviriyorum. Şimdi bu arada şunu da bir kez daha yine isterseniz göstermiş olalım. Bu hata eğer ki name alanı ile ilgiliyse ve altında yer almasını istiyorsanız at if errors has deyip name ile ilgili bir hata varsa şöyle hataların first'ünün name'ini basmasını isteyebiliyoruz. Şöyle bir geri alalım yine ya da ileri. Name ile ilgili bir hata görelim. Fake filler. Bakın hemen altında ilgili hatayı da alabiliyoruz. Ya bu kullanım değil mi? Ya bu üsttekini genelde kullanırsın ya alttakini kullanırsın. Ya da aslında her şekilde yani artık ihtiyacın nasıl varsa. Örneğin aklınıza gelip gelmeyeceğini bilmediğim için göstermek istiyorum. Bir class eklemek istersin. Buna bağlı olarak. Border'ını kırmızı yapmak istersin mesela. Burada hatta class'ı şöyle enter'layalım. Arasını açalım. Çok sorun değil. Bunu böyle yapmak sorun olmayacaktır. Eğer ki name'inde bir hata varsa neyse dur hemen yazalım da sonrasında boşlukları yaparız. Border dangerous. Mesela. Kırmızı. Hani olsun. Diyebiliriz. Bakın etrafını kırmızı şekilde almış olduk. Yani hani bu artık nasıl kullanacağınızı bilip ona göre ihtiyacınıza göre yönlendirmek lazım. Bu kısımları size bırakacağım için özelleştirmeleri. Yani o yüzden inşallah Destek güzel yazarsanız aynen ben oraları ellemeyeceğim. Ya yani bu makale kısmını falan bir kez daha elinizden geçirmenizi isteyeceğim bunlarla ilgili. Komple özelleştirme. Ama bugün önce bir normal makale girin. Sonra kategori ekleme kısmını sonra elden geçirirsiniz. Hani önce makaleyi tamam. bitirirsiniz. Sonra buraları da elden geçirmenizi bekleyeceğim. Şimdi burası da böyle kalsın o yüzden bakarsınız yine hani bir aklınıza gelir. Kontrol edebilmek için. Çünkü bakın burada ben jQuery ile herhangi bir kontrol yapmıyorum. Bu alan boş mu, dolu mu, gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunları normal yapıp sonra göndermek gerektiğini hatırlatırım. Ya bunu unutmayın. Yaparken öyle yapmanızı isteyeceğim sizden. Direkt gidip bunun aynısını yapmayın çünkü. Sizler. Ki ben yine yani gerekirse kendim yine buradan video üzerinden düzelterek de yaparım aynı işlemleri. Yapamadığınızı görürsek inşallah öyle bir şey olmaz da oldu ki olursa. Şimdi request'imiz artık bizim için geçti. İşlemler başarılı olduğunu düşünüyoruz. Tabii şurayı 255'e geri çevirelim. Başarılı oldu, geldi. Şimdi daha önce create'i gösterdim bir tane size. Ama bu sefer birazcık daha farklısını göstereceğim kullanırken. Kategori diyeceğim. Eşittir new kategori diyeceğim. Yani kategori sınıfını çoğalttık. Daha doğrusu bir örneğini aldık. Bu örneği üzerinden ilgili modelle ne yapıyor? Database'e ulaşabiliyordum zaten. Şimdi şunu diyebilirim. Kategorinin name'i eşittir işte gelen request'teki name. İşte kategorinin slug'ı eşittir request'ten gelen slug. Tabii bunu direkt böyle kabul etmeyeceğim ama şu anda yapıyorum. Birazdan onu düzeltmesini yaparız. İşte kategorinin description'ı request'ten gelen description. Kategorinin statüsü request'ten gelen status
Varsa 1, yoksa 0. Aynısını feature statüs içinde yapacağım. SEO keywords. Hep aynısını yolladığım için bakın kolay oluyor orta tarafa doğru koymak. Eğer name'lerini farklı verseydim bunları yazarken zor olacaktı. Daha zorlanacaktı. Description. Başka alan var mı? Var. Aslında bir user'ımız olacak içeride. O user'ı da oraya set edeceğiz. Ama şu an user'ımız olmadığı için yine user ID'yi random int ile yapacağım. Çünkü henüz bir login işlemi yapmadık biz. 1,10 diyelim. Arasında tutsun. Ve işlem bittik. Tabi order koymadık gerçi. Order'ı request'ten gelen order. İşlem bittikten sonra save ettiğimiz an artık bizim bu kategorimiz kaydedilmiş oluyor. Bu aradaki durumda bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmak istiyorsak yapabiliriz. Kirrek bizim Slack'la ilgili bir işlemimiz olacak ki benzer bir şekilde bakın feature status ve status için bir işlemden geçirdik, doğrudan yazmadık. Neden ihtiyacımız olabilir durumlarını sorgularsanız diye söylüyorum. Şimdi benim burada Slack'ı bir check etmem lazım. Kontrol etmem lazım. Ardından Slack'ı yazmam lazım. O yüzden şu yukarıda geliyorum. Slack check diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Yani Slack'ı kontrol et. Kategorinin içinde ver Slack gelen request'teki Slack var mı? Tamam. Varsa bana birincisini bulsun. Eğer varsa haberim olacak. Yani şu an bu Slack check'le beraber. Geleceğim. Diyeceğim ki is null. Slack check nullsa direkt request'teki Slack'a Slack'layarak koyalım. Yani str Slack dedim. Geleni Slack'la ve koy. Ama eğer ki null değilse çünkü aynısı varmış anlamına gelmiş olacak bizim için. Böyle bir durumda ise yine str Slack'la request'ten gelen Slack'ı alalım. Fakat bir de birleştirme işlemi yapalım yine içerisinde. İşte şu anki zamanı birleştirebiliriz mesela hani Slack'lamasını isteyebiliriz. Bu anlamda ki farklı bir artık hani kayıt elimize geçsin. Çünkü neden Slack benzersiz olması gerekiyordu? O yüzden bu işlemi yaptık. Şimdi buraya baktığınızda bu Slack check işlemi başka bir işlem. Yani bu kayıt işlemiyle ilgili bir işlem mi? Doğrudan hayır. Bunun kontrolünü yapıyor. Bu solid için de geçerli. Solid prensipleri için de geçerli. Şu an herhangi bir solid prensibine girmedik ama genel olarak her bir fonksiyonumuz bizim ayrı bir işlem yapmalı. Elimizi böyle alıştırmalıyız. Daha sonra size servis dizayn paterni anlattığım zaman servisle beraber bunları da böyle kullanacağız çünkü ayrı ayrı fonksiyonlar halinde. Yani şundan bahsediyorum. Aşağıda bir tane fonksiyonun olsun. Bu fonksiyonun Slack check yapsın. İçerisine de bir tane string text alsın. Text alsın. Kategori sınıfının check'ini yapacak bu arada dikkat ediyorsanız zaten. Bunun yapacağı tek iş şunu geri göndermek. Gelen tekste bakacak. Var mı yok mu geri gönderecek. Tamam bu kadar. Ve bu arada bu first dedik ama bunun bir de exist olanı da var. Yani var mı yok mu kontrolü var ama biz first'te null kontrol yaptığımız için yapabiliriz. Yani artık bakın Slack check'in şurada kullanımına gerek kalmadı. Dolar this Slack check şurada da Slack diye bir değişkene hani her seferinde request'teki Slack dememek için Slack'ı bir kere alacağım. Slack'ı yolladım. Şu request Slack artık hepsini Slack yapacağım hani şey olmasın diye. Böyle kullanacağım. Fakat şu an hala burada bir sorunumuz var. Bu request Slack'a direkt yolladığında Slack'lanmış hali değil. Slack'lanmış hali olmadığı için veri tabanında Slack'lanmış hali var. Yani boşlukla gidiyor. Bu var mı yok mu aynısını bulamaz. Tirelerle Slack'lanmış olarak yollamalıyım. O yüzden geliyorum bu request Slack'ın buraya. Slack'lıyorum. Slack'lanmış halini gönderiyorum artık. Burada sorun yok. O zaman bakın buraya gerek kaldı mı artık? Gerek kalmadı.
Burada gerek var arkadaşlar. Çünkü time ekliyorum daha sonra sonra. Tamam? Arada fark var. Yani time eklemeseydim gerek yoktu. Eklediğim için gerek var. Kullanılırken. Tabi bu arada illa time olmak zorunda değildi de ben time yaptım. Yani herhangi bir şey sonra ekleyip benzer sıçrayabilir. Ya da işte ne bileyim bir UID yapabilirdik, koyabilirdik. Şu an zaman damgası her zaman değişeceği için bundan sonra saniye cinsinden. O yüzden böyle ben vererek ilerledim. Şimdi bu işlem bittikten sonra şöyle DD kategori diyorum. Kategori kayıt olacak bu arada. Bu işlem bittiğinde. Ve görmeye çalışacağız. Parent ID'miz olmadığı için parent ID'yi şu an basmadım. Parent ID illa almak zorunda değil. Ya da parent ID'sini de alabiliriz. Yani niye almıyoruz demeyesiniz diye bir alalım. Unuttuk çünkü biraz önce. Kategorinin parent ID'si request'te parent ID varsa değil de null değilse yani şöyle yine yoksa da null koyacağız. Null olabilirdi. Gerçi null da olsa onu bassın. Gelen değer null olacak. Her türlü biz null yolluyoruz. Hatırlarsanız bir. Şurada tabii bu yanlış oldu. Şöyle kodu da bir düzelteyim. Arasını da açalım. Bir kategori save olduktan sonra ilgili modelin örneğine bir bakalım. Ne elimize geçiyor. Bir sayfayı bir yeniledim. Fake filler'la doldurdum. Gönderdim. Şimdi elime bir kategorinin örneği geçti. Artık kayıt olmuş olan kategorinin örneği geçti yalnız. Şimdi bakın artık ID'si var. Yani yeni bir kayıt oluşmuş. Hatta bakarsanız statüsünün aktif olduğunu, feature statüsünün aktif olduğunu görüyorsunuz. Çünkü seçiliydi. Seçili olduğu için aktif. Ve daha önce herhangi bir bununla ilgili slug yokmuş. Time koymamış sonuna zaten. Ondan dolayı. Gayet başarılı bir şekilde ve parent'ı da var. Oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Bu işlem şayet başarılıysa return redirect back yap yani geri sayfaya gitsin. Adam bir tane daha eklemek isteyebilir sonuçta ekleyen kişi. Şurada nerede? Change statüsün olduğu yerde bir mesajlarımız vardı bizim. Şu alerti alıyorum. Başarılı. Kategori kaydedildi diye. Kategori kaydedildi. Başarılı olarak verdik. Daha önce yine size söyledim ama ben yapmadım. En azından bunu da bir yaparak gösterelim. Şöyle bir try catch almam lazım bu save işlemini yaptığıma kadar. Ya da sadece save'i de alabilirim. Yani şuralar önemli değil. Hatayı ana alacağım. Veri tabanı anlamında konuşuyorum bunu. Veri tabanında ana hatayı alacağım yer save yani kayıt etmeye anım. Burada bir hata alıp alamayacağımı bilmiyorum yani çünkü sonuç olarak. Burada bir hata alabiliriz. O yüzden try catch ile bunu içerisine aldık. Exception ile eğer ki böyle bir hata oluşursa abort deyip herhangi bir hata sayfasını yönlendirebiliyorum işte. Bunu 404 gibi düşünelim mesela. Dedik kodu 404. Bir de diyor ki hata mesajını burada yollayabilirsin. Exception mesajı, get mesajı yollayabilirim. Bu sayfada aynı anda görebilirim. Bakın bu 404 yazmamda benim özel bir sebebi yok. Şu anda buraya girmedim hiç. Yani bu konuya girmedim. Amacım ne? Hata aldım. Abort etmek sayfaları yani işlemleri yok sayıp burada sen bir işlem yapılmamış olacak. Bize 404 yani bulunamadı sayfasını açıp orada ama bizim mesajımızı yazacak içerisinde. Şu anda. Ama normal şartlarda birazcık zaman geçsin. Transaction bilgilerini göstereceğim. Burada geri alacağız. Veri tabanı işlemini eğer yapıyorsak. Commitlemeyeceğiz yani aslında. Bilen arkadaşlarım varsa. Burada da bunu yaptık. Ardından başarılı olduğu için. Şu an store'dan da bir geri dönüş yaptık. Şimdi gelelim update bölümüne. Biz edit'e bastığımızda verimizi alabiliyorduk. Şöyle en altta edit bölümü vardı. Ve varsa ne diyorduk? Edit'e bastığı an kategori bulunamadıysa bulunamadı. Kategori varsa da create update kısmına geliyordu. Bir de bizim yine create update'e gelecek ama şu categories kısmına da ihtiyacımız var farkındaysanız. Bunu da kullanmamız gerekiyor. O zaman bunun da şöyle yine en başına gelip bir kere kategorileri çekiyorum.
Seçili olan kategori hariç kategorilere de yolluyorum. Bu seçili olan kategori dünkü derslerinizde anlayacaksınız çünkü yapmıştık. O yüzden bir daha burayı anlatmıyorum şu an. Kategorilerim var ve artık içeriye seçili olan kategoriyi de yolluyorum. Tamam. Eğer burada kategori varsa kontrolleri yapacağım. Da bunu şöyle ellemeyelim şimdi. Şöyle isset da isetlemeye de gerek yok. Da diyelim. Kategori varsa güncelleme desin. Yoksa ekleme desin. Çünkü ekleme işlemi yapacak. Şu makalenin devamına getiriyorum yani. Çünkü kategori yoksa ilk defa geliyor. Ekleme sayfası açılacak. Bunun birebir aynısı olduğu için şurayı aldım. Şuraya yapıştırdım. Makale ekleme, makale güncelleme şeklinde burası da gelsin. Şu açıklama alanımız önemli değil. Şu kategoriyi yine kopyalıyorum. Birazdan kullanacağım çünkü. Eğer kategorim varsa benim root'um da değişecek. Arkadaşlar. Genellikle ben bu işlemlerin şu en üstte yapılmasını doğru buluyorum. Ama ben şu an hepsini en üstte yaparsam siz burada nereye ne dokundum anlayamayacağınız için içeride göstereceğim. Ama normalde şu yukarıda bir yerde herhangi bir yerde yani kodun en başında PHP teklerinizi açarak orada gerekli işlemleri yapıp sadece set etmeniz daha doğru. Bir yaklaşım bilginiz olsun. Ama şu an burada şöyle yani yavaş yavaş ilerleyeceğimiz için anlayalım diye. Yine diyorum ki eğer kategori varsa root'un kategori nokta edit olacak. Eğer kategori gönderildiyse. Gönderilmediyse create'e gideceksin. Çünkü niye? Yani oluşturma sayfası, ekleme sayfası açılacak. Burada yine. Sonra gelelim name ile ilgili olan kısma. Value. Şöyle kategori varsa şu kullanım hatırlarsanız null kontrolü yapardı. Ama aynı zamanda bizim şu an isset'e de ihtiyacımız var. O yüzden yine isset'i yapabiliriz. Şu kullanım yani. İkisini bir arada yaparak şimdi kafayı yine karıştırmayalım. Kategori eğer varsa kategorinin name'ini yaz. Yoksa hiçbir şey yazma. Boş bırak. Şimdi bu kullanımı da her yerde tekrar tekrar kullanacağız. Aynısı Slug için de geçerli. Name'i değil, Slug'ı al. Şimdi description için tabii şu araya yazmam gerekiyor. Nerede description? Şöyle description al. Order'ım için value order diyeceğim. Varsa kategori, kategorinin order'ını yaz. Üst kategori seçimine geldik şimdi. Bu selected olan işlem. Şöyle şunu artık enter'layarak gideceğim alanları genişletmek için. Çünkü kodumuz orada biraz uzayacak. Şöyle en sonuna geliyorum. Eğer kategori varsa ve kategorinin ID'si eşittir. Bu bakın kategoriler karıştı şu an. Gelen kategoriyle bu kategori karışıyor birbiriyle isimsel olarak. Tamam, bunu item diyeceğim o yüzden. Karışmaması için. Önce bunları bir eski halini item olarak çevirdim. Gelen kategorinin ID'si item'ın ID'si ile aynıysa yani bu dönülen kategorideki aynıysa selected yapsın. Seçili olsun. Değilse boş bırakacak. Şuraya geliyorum. SEO keywords SEO description. Şimdi status bölümüne geldik. Statüste yine şey gibi olacak bizim için. Şöyle en sonuna geldim, koydum. Kategori varsa ve tabii yazamadık. Şöyle ve kategorinin statüsü true'ysa yani sadece bırakırsam true'ysa anlamına geliyordu. Hem olacak hem de true olacak. O zaman checked olacak. Eğer yoksa bomboş. Hiçbir şey yazmasına gerek yok. Bunun birebir aynısı feature statüsü için de geçerli olacağı için. Buraya da yazıyorum. Feature status diyorum. Şimdi buraya kayret yazmıştık. Olmadı. Şunu yine alalım. Ya da yukarıdakileri alalım. Bunlar
Daha kolay oluyor bizim için. Şöyle. Hatta burada var, değil mi? Ekleme güncelleme diyor, değil mi? Şu. Şu direkt bizim için okeydir yani. Şimdi burada da güncelle yazsın. Burada ekle yazsın. Ya da kaydet yazsın. Eğer varsa. Sayfayı bir yenileyeceğim fakat index üzerinden yürüyelim. Hani list üzerinden yani. İndeks mi vermiştik? List mi vermiştik buna? Kategorisi bırakıyorduk galiba ya direkt. Şöyle bırakınca liste gidiyordu. Aynen. Şimdi buraya geldim. Bir tanesine işte en üsttekini bir bastık ama bunun parent'ı yok. Parent olanı seçmek istiyorum ki bir durumu görelim. Ve şunlar çekli geliyor mu? İkisi de aktif zaten. Bastım. Geldiği an dedi ki senin dedi post olarak böyle bir parametren gönderilmesi lazımmış. Bir ID bilgisi yollaman lazım diyor. Sen bunu yollamadın. Doğru söylüyor. Geliyorum şimdi hemen buraya. Kategori edit neredeyiz? Formumuz. Olsun. Formu göremedim ya. Ha, üzerindeyim. Buraya bir virgül koydum. ID dedim. ID de gelen kategorinin ID'si. Hani bir kategori yolluyoruz çünkü içeriye. Onun ID'sini alacak. Ama şunu unuttum arkadaşlar. Ben unuttum yani. Şunun get'i var ama postuna hiç koymamışım bakın. Şunu bir de posta çevirdim. Update fonksiyonuna gidecek. İsmine vermeme gerek yok. Şu isme gerek yok çünkü aynı. Yöreler aynı olduğu için isim vermiyorum bir daha. Sadece fonksiyon update olsun. Fonksiyonun update olmasını istedim. Bir de update fonksiyonu oluşturup içine geldiğini görelim. Update request'ten request alıp request'in bir hepsini görelim. Sayfayı bir kez daha yeniledik. Bakın bütün kayıtlar başarılı geldi. Hatta şurası bakın seçili olarak gelmiş. Görün. Yine bunlar da geldi. Bunlar seçili geldi. Yani bizim her şey başarılı. Şimdi ben güncelleye bastığımda yine ilgili Bilgi yerlere geldi ve her şey yine başarılı şekilde geldi. Fakat burada şu durum var. Şimdi bizim sılağımızı deminki gibi kontrol etmememiz gerekiyor. Deminki sılak benzersiz olmalıydı. Yani şundan bahsediyorum. Store'un içerisinde sılağın benzersiz olması gerektiğini söyledik. Ama burada benzersiz olacak ama kendisi hariç benzersiz olacak buradaki durumda. Şimdi şöyle yapıyorum. Buradaki kodla birebir neredeyse aynı olacağı için. Önce bir kopyaladım. Şu store request'in de benzer olacak. Ondan dolayı orayı da kopyalayacağım. Aldım önce bir bu kısmı. Şurası kategori store request'i getiriyorum. Çünkü içi aynı. Yani aynı veriler geliyor. Aynı şekilde geliyor. Sonra bu slug check'i de alacağım. Buradan. Aslında aynı yerde yapabilirdik bu arada bu işlemleri de. Ayrı fonksiyonlara koyduk şu anda. Slug kontrolüm geldi. Şimdi ben buradan bir de bana ID geliyor biliyorsunuz. Hangi ID güncelleyeceğime dair. Onu da şurada bulalım. Kategori find diyelim. Request'ten gelen ID. Ne yapıyor bu? Bana bir tane kategori bulacak. İlgili kategorinin güncellemelerini yapacak burada. Peki benim burada bir tane slug çekim olacak demiştik. Bunu almadık şu an. İçeride vardı. Pardon, özür dilerim. Burada bir slug check var. Bu slug check'i bir alıyorum. Dışarı taşıyorum. Şimdi burada bir check işlemi yaptı. Bulmuş olabilir. Aynıyı ben yollamış olabilirim. Hani güncelleme yaptığım için. Beni yine bulmuştur bulduysa da. Şimdi burada diyeceğim ki bu slug check'ten gelen ID daha doğrusu slug check null değilse tamam ve slug check'ten gelen ID. Bu slug check'ten gelen ID ne? Kategorinin ID'si. Eğer varsa ki var olmak zorunda zaten. Şu anda var olabilir yani. İkisi aynıysa bunların hepsini bir sileceğim. İkisi birbiriyle aynıysa
Zaten Sıla direkt yazabilir. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Burada birden fazla bu arada koşul var aslında. Bir tane koşul yok. O yüzden tek satır yazmaktan vazgeçeceğim mecburen. Tek koşul yok çünkü. Yazarken yine görürüz. Şunu bir alıyorum önce ifin içine. Kategorinin slug'ı eşittir slug olacak. Bu koşul sağlanırsa. Bunu artık burayı sildim. Belki de birazdan kısaltacağız burayı. Yani bir kodu yazalım. Duruma göre küçük optimizasyon yapmaya çalışırız. Ama benim slug çekim null da olabilir. Yeni girmişimdir ve hiç yoktur. Hiç olmaya da bilir. Ki muhtemelen bu durumlar da gerçekleşecek bizim için. Slug check'in eğer nullsa yine bu aynı olacak. Şimdi buradan şunu anladık. Bunu bir paranteze alıp bunu veya deyip is null slug check dersem şunu yaparsam aynı işlemi yapacağım. İkinci bir else'e gerek kalmadı. Bunun o zaman else durumuna geçiyorum şimdi. Null'da ise ve benim ID'm şurayı yazmayı unutmuşuz. Benim ID'm bulduğum kategorinin ID'si de aynıysa bu işlemi yap. Else if is null değil. Slug çekim. Yine başına ünlem koyuyorum. Dolu gelmiş yani. Varmış böyle bir slug çek. Ve aynı zamanda slug çekin ID'si eşit değil. Kategorinin ID'sine. Yani başka bir kategorinin slug'ı buymuş. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? TTR yine slug'a çağıracaktık. Burada önce slug'a koyup birleştir. Time'la yani zamanla yine birleştirerek bir slug oluşturmasını sağlamış olacaktık. Bunun bir else durumuna tanıyorum. Gerek yok diye düşünüyorum ama ben belki eksik düşünmüş olabilirim diye else'i de koyuyorum. Else de yine aynı işlemi yapsın. Ve en son zaten slug'ımızın kayıt etme işlemini de gerçekleştirmiş olacak burada. User ID'yi bir kez daha güncellemeye bence bu aşamada gerek yok. Şu an için. Çünkü biz random yapıyoruz. O yüzden bir daha güncellemesin. Şu an burası okey. Try catch'i almıyorum. Try catch'i alacaksınız. Sizin bu düzeltmeleri yapmanızı isteyeceğim için buraları ellemeyeceğim. Şöyle biraz daha düzgünleştiğini düşünüyorum. Şimdi gidelim şu store'un içindeki şurayı alıyorum. Bunu yaptıktan sonra back değil ana listeye gitsin. Kategori indeksi. Şöyle yeniledim. Hata varsa hatayı verecek zaten. Kategori güncellendi diye bilgisini de bize verdi. Şu an kategoriyi güncelledik. Ve aynı sayfada güncelledik. Yani bugünlük işimiz benden yana bu kadar.